Dün sabah yazı işleri toplantısına gitmek üzere işten çıktım. İş yerine gittim. Toplantı oldu, bitti. WhatsApp mesajı geldi arkadaşlarımdan. Uğur Vardan'dan söyleyeyim. Yani de bazı arkadaşlar işten atmış, tebrikat gitmişti evlerine dedi. Bu andan itibaren hepimiz evlerimizi aramaya başladık. Acaba bana gelen bir tebrikat var mı diye. Eşim dışarıdaydı. Bir 15 dakika 20 dakika sonra eve ulaştı ve bir kağıt gelmiş dedi. Fakat muhtarlığı işaret ediyor. Yani tebrikat gelmiş, evde olmadığımız için muhtarlığa gitmiş. Tabii anlaşıldı tebrikatın ne oldu. Daha sonrasında eşim muhtarlıktan da tebrikatı aldı ve işletmesel nedenlerle iş aktimin feshedildiği söyleniyordu. Ondan sonra gün içerisinde işte herkes ben de atıldım ve şu saat itibariyle de bu sabah büyük bir operasyon gerçekleşti. Çok sayıda arkadaşımız daha şu anda da işten atıldı. Herhalde gün boyunca devam edecek. Anladığımız kadarıyla Hürriyet gazetesi bir içeri tamamen boşaltılıyor. Bunun sonucunda ya bir satış gelecek ya grup içerisinde diğer gazetelerle bir birleştirme olacak. Milliyet, Hürriyet, belki Milliyet daha doğrusu oraya kaydırılan dijitale hep konuşulan şeylerdi. Ya da bir dışarıya bir satış söz konusu olacak. Bir diğer gerekçe de son zamanlarda gazetenin içerisindeki hak hukuk arama mücadelesine akamete uğratılması olabilir. Ama tabii daha yakıcı olan durum şudur ki biz gazetecilerin bu hale düşmesidir. Yani ben hani tebrikat eve gelmiş, herkes iki gündür daha doğrusu dünden beri tebrikata takılıyor. Eve tebrikat gönderilmiş. Böyle de olmaz ki. Yani işten atılmamız sorgulanacağına, niye atılıyoruz diye kendimizi sorgulayacağımıza onun biçimiyle ilgileniyoruz. Yani ne olacak ki? Yani işlerinin fıtratında bu vardır yani. Ha beni çağırmış, yukarıda yüzüme söylemiş, ha evime tebrikat yollamış. Hatta tebrikat sayesinde diyor, bir postacı ya iş çıkmış oluyor, bir zarf katılmış oluyor, ekonomi bir katkımız da olmuş oluyor bu şekilde atılarak. Mesele o değil ki. Mesele bizim yıllardır atılıyor olmamız sürekli ve yaptığımız tek şeyin de geçmiş olsun, hayırlı olsun, yolun açık olsun arkadaşım demek. Biz zaten bunu diye diye bu hale geldik. Ve arkasından gidiyoruz. 10 dakika bir üzüntü ifade ettikten sonra tabiri caizse giyiye bağlayıp işi tekrar işimize devam ettik. Bu hep böyle geldi. Bunun cevabı, yani Türkiye'de gazeteciler örgütlü olursa bu toplumun tamamını yansır. Bu sadece para pul meselesi değil ki. Yani soplu sözleşmemiz olsun da 3 kuruş fazla alalım meselesi değil ki. Editoryal bağımsızlıkla da ilgili bir şey. Şimdi bakın, en acı şey bana göre benim bu mesleki hayatımda bu grupta daha önce Doğan Medya'dan Demirören geçti. En acı olan buydu benim için. Yani hayretle izlemiştim. Grup satılıyor. Bütün çalışanlar toplandı ve güllerle, karanfillerle dönemin patronu yoldandı, yolcu edildi. Bu çok acıydı. Bizim aslında o gün bitmişti işimiz. Yani gazeteciler normal şartlarda meslek ilke ve ahlakına uygun hareket ettiler. O satışın yanlış olduğunu savunmaları gerekiyordu. Hayır, bu satış yanlıştır dememiz gerekiyordu. Sayın patron, bu şekilde satıp gidemezsiniz. Bir kere kamu yararına değil bu satış. Çünkü kamudan kaynak sağlanarak bir gazete satın alınıyor. Mesela bu bir kere yanlıştı. Bizim önceki buna, o satışın biçimine karşı olmamız gerekiyordu. Onu yapamadık. Dolayısıyla bugün geldiğimiz durumda bir sonuç, yani bütün sürecin bir sonucu. Çok fazla dramatize etmenin anlamı yok. Dramatize edilmesi gereken entelektüel, aydın olarak tırnak içinde elit bir grup olarak gösterilen gazetecilerin örgütsüzlüğü, haklarını, hukuklarını aramaması. İşte metalci, bazı metal istendikleri yürüyor. Yanlış değil değil mi? Ya da maden iş. Ne doğru, maden iş. Yazabiliyoruz mu, yazamıyoruz. Türkiye'de 3 tane, 4 tane
sendika örgütü var, çatı. Haberleri çıkmıyor gazetelerde, haberleri. Ben en son Türkiye Gazı Bizler Sendikası Genel Kurulu'na söyledim. En önemli logo sevgisi logosudur. Eğer siz medyada örgütlenemezseniz hiçbir yerde var olamazsınız. Yani Türk İş, DİS gibi yapılar, ben 95'lerden beri bu işin içindeyim. Ben bırakın Türk İş'in DİS'in genel başkanlarını alt sendikaların başkanları bilirdim. Belediye sendikası, ben senin, eğitim senin vesaire. Şu anda deseniz ki DİS'in başkanı, Türk İş başkanı bilmiyorum. Çünkü görünmüyorlar artık medyada. Yani problem buradan başlıyor. Kendi hakkını, hukukunu savunamayan gazetecinin kalkıp bir işçinin, emekçinin hakkını, hukukunu savunması, bunu gazete yazması mümkün değil. Editoryal bağımsızlığımız yoktu zaten. Yani Türkiye Bu Federasyonu Başkanı hafta sonu gidip branşta normal branş yapıyor. Orada da golf oynuyor. Hani burjuvalar golf oynar ya. Bunun haberi Dünya Basketbol Şampiyonası'na daha büyük geliyor derdi. Yani zaten söz bitmiş. Ahlaki zemin kalmamıştı meslek anlamında.